Bakan Albayrak tarafından bugün yeni ekonomi programı açıklandı. 2020, 21, 22, 23 yılları ile ilgili büyüme, işsizlik, enflasyon beklentileri paylaşıldı. Bu beklentiler ne kadar gerçekçi? Bunun kura etkisini, altına etkisini, piyasalara etkisini de konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bu arada dün de Lagarde'ın, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları vardı. Onu da Bakan Albayrak'ın sözlerinin hemen ardından değerlendireceğim sizler için. Bir tarafta Türkiye'nin Hazine Maliye Bakanı Albayrak kuru hiç önemsemiyorum, oraya bakmıyorum bile diyor. Öbür tarafta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde. Yani tüm Avrupa ekonomisini bir anlamda yöneten isim kurla ilgili bakın neler söylüyor. Göreceksiniz. Stratejik reformlar gerçekleştireceğiz diyor Bakan Albayrak. Daha önceki sayısını hiç hatırlamadığım tüm yeplerde de aynı şeyi söylemişti. Ama kendi ağzından söylüyorum yine 166 maddelik bir program açıklanmış geçen dönemde. Bunun sadece 62 maddesi gerçekleştirilebilmiş. Toparlanma tüm sektörlere yayılmadı diyor Sayın Albayrak bu konuşmasında. Ben sadece şu soruyu soracağım. Son 2 senedir, pandemi öncesindeki bir seneyi de alıyorum. Hangi sektörlerde bir toparlanma yaşandı? Onu bize açıklarsa çok memnun oluruz. Turizm sektörü mü? İnşaat sektörü mü? Sanayi mi? Tarım sektörü mü? Ya da hizmetler sektörü mü? Hangi alanda bir toparlanma yaşandı da bizim haberimiz yok. Bu konuyla ilgili bir tane örnek verirse yeterli olacaktır. Diğer taraftan son yaşananlarda reel sektör üzerindeki yani sektörler üzerindeki baskıyı daha da arttırıyor ne yazık ki ve çok daha kötümser bir tabloya doğru ilerliyoruz. Diyor ki Sayın Albayrak, ekonomik veriler bize gösteriyor ki V şeklinde bir toparlanma olacak. V şeklinde toparlanma ne? Ekonominin dip yapması, dibi görmesi ve aynı hızda tekrar yukarıya doğru gitmesi. Çok hızlı bir toparlanmadan bahsediyor. Tüm dünyada pandemi konuşuluyor. Tüm dünyada ikinci dalga etkisi konuşuluyor. Tüm dünya ekonomileri daralıyor ki nitekim bunu Sayın Albayrak konuşmasının sonunda kendisi de söylüyor. Bu koşullar içerisinde Türkiye'nin ihracat yapması daha da zor hale geliyor. Türkiye tamam ithalat kalemlerini bir şekilde vergilerle falan kısmaya çalıştı ama ne kadarını kısabilecek ki? Hala tüketimden üretime kadar tamamen ithalat odaklı bir ekonomiye sahibiz sevgili dostlarım. Hadi gelin biraz da Sayın Bakan'ın beklentilerine bakalım. Diyor ki Bakan Albayrak, enflasyon 2020'de %10,5 olacak. Neydi hedefleri daha önce? %8. O dönemde ben %12'nin altında bir enflasyon beklemeyin diyordum. Şu anda ne kadar? %11'in üzerinde. Ve bu rakam yaz aylarının avantajlarına rağmen karşımıza çıkan rakam. Mevsimselliğin avantajlarını kullanmamıza rağmen %11'in üzerinde bir enflasyonumuz var. Eylül'de enflasyon yükselmeye devam edecek. Ekim, Kasım, Aralık aylarında enflasyon yükselmeye devam edecek. Peki %14'ü zorlayan bir enflasyonla karşılaşacağız. Hele ki bir kur şoku yaşanırsa arkadaşlar ya da kur bu şekilde yükselmeye devam ederse zaten %14, %15'in altında bir enflasyonu hayal bile etmeyin. Sayın Albayrak ne diyor? %10,5'la kapatacağız diyor. 2021'de enflasyonun %8'e ineceğini iddia ediyor. Neye göre? 2021 ikinci dalganın çok daha sert yaşanabileceği bir yıl olabilir. Pandemi dünya ekonomilerini 2020'den çok daha sert bir şekilde vurabilir. Bu koşullar içerisinde kur üzerindeki baskılar ve şoklar çok daha önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kur yükseliyor. Kur yükselirken doğal olarak enflasyon yükseliyor. 2020'den çok daha yüksek bir enflasyonla karşılaşma ihtimaliniz artıyor. Ama bu koşullarda Sayın Bakan Albayrak ne diyor? 2021'de %8'e gelecek enflasyon. Çarpı 2 yapın arkadaşlar bunu. Yani %8'i çarpı 2 yapın. En iyi ihtimal 2021 enflasyonunu bulursunuz. 2022'de %6'ya indiriyoruz enflasyonu. 2023'te %4,9'a indiriyoruz. Neye göre hesap yapılmış? Anlamak mümkün değil. Uzun uzun daha da fazla konuşmaya gerek bile yok. İşsizlik 2020 %13,8, 2021 %12,9. Durun bunu yorumlamadan bir de büyümeye bakalım. 2020'de büyüme %0,3, 2021'de %5,8, 2022'de %5, 2023'te yine %5'lik bir büyüme var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Biraz bunu yorumlayalım isterseniz. Bakın, işsizliğiniz düşmüyorsa 2020 ve 21'de, Bakan Albayrak'ın kendi ifadeleriyle söylüyorum. Ben bunun çok daha üzerinde bir işsizlik
işsizlik rakamıyla karşı karşıya kalacağımızı biliyorum arkadaşlar. Bakın çok net söyleyeyim. Bu koşullar içerisinde işsizliğin artmama ihtimali yok. Velev ki bu rakamların gerçekleştiğini ve gerçekçi olduğunu kabul edelim. Gerçekçiliği de tartışılır ayrıca. Ama biz yine de gerçekçi olduğunu kabul edelim. Büyüme rakamlarına baktığınızda %5.8 2021, 2022'de %5, 2023'te %5'lik büyüme yaşayan bir ülke ekonomisinde işsizlik düşmüyor. Nasıl oluyor bu iş arkadaşlar? Gayet basit. Çünkü siz ithalat odaklı büyüyorsunuz. Büyüme var ama istihdam yaratan bir büyüme değil. Büyüme var, reel sektör nefes falan almıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu gerçekçi bir büyüme değil. Demek ki ithalat odaklı büyümeye devam edeceğiz. Demek ki inşaat odaklı büyümeye devam edeceğiz. Demek ki her iki senede bir kur şoklarıyla ve ekonomik krizlerle ve tabii ki cari açık cehennemiyle karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz anlamına geliyor. Turizm geliri kaybı tam 25 milyar dolar diyor Sayın Albayrak. Sayın Bakan Albayrak'ın söylediği bu 25 milyar dolarlık kayıp bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Bu sene maksimum en iyi ihtimalle 10 milyar dolarlık bir turizm geliri elde edeceğiz. Çünkü turizmin patladığı 2019 yılında 34 milyar dolarlık bir turizm geliri elde etmişiz. Çarp çıkart 10 milyar dolar kalır arada. 40 milyarla 50 milyar dolar arasında bir cari açığı konuşuyoruz. Hele ki bir de yurt dışı işçilerinin Türkiye'deki dövizlerini çekme süreci başlarsa, yabancı kaçışları hızlanırsa anlayın ki arkadaşlar cari açık çok daha büyük bir cehennem haline gelecek. Gördüğünüz gibi Sayın Bakan Albayrak çok net bir şekilde cari açığın patladığını ve patlayacağını söylüyor. Kontrolden tamamen çıktığını söylüyor. Bu arada cari dengenin bozulmasında altın ithalatına bağlıyor. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Buradaki 40 milyar dolarlık cari açığın içerisinde altının payı 6 milyar dolar civarında, neredeyse 7'de 1'ine falan denk geliyor. Sağlam finansal altyapımız olduğunu söylüyor ve bu sayede de V çıkışın yaşanacağını söylüyor. Uzun uzun yorumlamaya bile gerek yok. Zaten söylediklerim ortada. Toplantı bitiminde kurla ilgili bir soru soruluyor Bakan Albayrak'a. Ne düşünüyorsunuz? Arka arkaya rekorlar kırıyor. Nereye doğru gidiyor bu kur falan diye sorulduğunda kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum bile diyor. Ya sizin cari açığınız var. Dış borcunuz var. 176 milyar dolar. Özel sektörün, kamunun borçları çevrilebilir bilecek düzeyde değil. Döviz açığınız var. Merkez Bankası rezervleriniz tükenmiş. Nasıl kura bakmazsınız? Yani Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı kura bakmadan nasıl ekonomiyle ilgili öngörülerde bulunabiliyor? İnanılır gibi değil. Lagarde'ın açıklamalarına bakalım şimdi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı. İlk söylediği şey arkadaşlar dün yaptığı konuşmada. Kurlar dahil. Tüm verileri dikkatle değerlendiriyoruz. Kurlar dahil. Bakın. Güçlü euro enflasyon üzerinde baskı yaratıyor diyor. Bir sonraki cümlesinde ne demek olduğunu anlıyorsunuz zaten. Enflasyon önümüzdeki aylarda negatif olmaya devam edecek. Resesyonla ilgili çok ciddi bir tehlike var. Piyasayı hareketlendirmek zorundayız. Enflasyon yukarıya doğru gitmezse işimiz zor demeye getiriyor. Resesyonist baskıdan kurtulmak zorundayız demeye getiriyor. Ve bu baskıdan kurtulmanın formülü de euroyu değersiz hale getirmek diyor Lagarde. Bizim 2 yıldır, 3 yıldır söylediğimiz konulardan birisi. Türk lirasını olması gereken değerin üzerinde tutarak Türkiye'yi büyük bir çıkmaza sürüklüyorsunuz demiştik. Gördüğünüz gibi geldiğimiz nokta bu. Lagarde ise elinde para olmasına rağmen, güç olmasına rağmen, sanayisi, teknolojisi gelişmiş olmasına rağmen, insan kaynağı olmasına rağmen ne diyor? Evet bütün bunlar bizim elimizde var ama euro değerli olduğu sürece biz bu işin içinden çıkamayız, piyasayı canlandıramayız diyor. Bizim bakan ne diyor? Ben kura bile bakmıyorum diyor. Düne kadar kuru baskılamayı namus meselesi haline getirenler bugün kura bakmaya bile tenezzül etmiyorlar. Ne öylesi doğru ne böylesi doğru. Sayın Bakan'ın çıkıp kurla ilgili çok net bir şekilde fikirlerini beyan etmesi gerekirdi. Yükselecek düşecek diye değil bakın bu zaten doğru bir şey değil. Türkiye'deki kurun olması gereken yerde olmadığını açıklamalıydı. Bir an önce Türk lirasının gerçek değerlerine ulaşması gerektiğini söylemeli. Türkiye'nin ancak bu şekilde
şekilde cari açığının kapanacağını, ancak ihracatının bu şekilde artacağını, Türkiye'nin işsizlik probleminin ancak böyle çözülebileceğini, gerekiyorsa enflasyonu, faizi ve kuru feda edebileceklerini söylemesi gerekirdi bu dönemde. Sonrasında da yapısal tedbirler alacağız. Evet, bir yıkım olacak, evet sıkıntılar yaşanacak ama bu yapısal tedbirler sayesinde sorunu kökten çözeceğiz demeliydi Sayın Bakan. Biz bu cümleler yerine şu cümleyi duyduk arkadaşlar. Kur benim için hiç önemli değil. Hiç oraya bakmıyorum bile. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ne diyor? Kurlar dahil tüm verileri dikkatle değerlendiriyoruz. Güçlü euro enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Acilen euronun değersiz hale getirilmesi gerekiyor diyor. Bir başka önemli konu. Sayın Albayrak V şeklinde bir ekonomik çıkış bekliyoruz çünkü veriler bunu destekliyor diyor. Hangi veriler diye bakıyorsunuz? Sadece son derece subjektif olan ekonomi güven endeksi arkadaşlar. Neye dayandırıldığı belli olmayan, içinden işsizlik verisinin bile çıkartıldığı ekonomi güven endeksi. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden birisine sahip olan Avrupa Birliği'nin temsilcisi Merkez Bankası Başkanı Lagarde ne diyor? Dünya sıkıntılı, Euro bölgesi sıkıntılı. Ciddi problemlerle karşı karşıyayız diyor. Alın size cümlesi. Ekonomik toparlanma eksik, belirsiz ve eşitsiz olmaya devam ediyor diyor. Gerçeklerle herkes yüzleşmek zorunda. Buna göre önlemlerini almak zorunda diyor. Şimdi soruyorum sizlere. Kim vatandaşına doğruları söylüyor? Kim gerçekleri çarpıtmaya, insanlara hayal kurdurmaya çalışmaya devam ediyor? Bunun cevabını kendi kendinize verin arkadaşlar. Ve gelelim rakamlara. Bu açıklamalar sonrasında borsa yine klasik yukarıya doğru hareketini devam ettiriyor. Niye? Tamamen politize olmuş bir borsadan bahsediyoruz. Tamamen varlık fonunun kontrolünde olan ve bu nedenle her geçen gün yabancıların kaçışının hızlandığı bir borsadan bahsediyoruz. Yorum bile yapmaya gerek yok arkadaşlar. Dolar 7.85'e yükseliyor, 7.79'u deniyor, tekrar 7.81-82 seviyelerine kadar toparlanıyor. Bu tablo bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Eğer ki şansımız yaver giderse, ki çok zor bir ihtimal, yıl sonuna kadar kademe kademe dolar yükselir, 9 lira civarında yılı tamamlarız. Bakın, eğer ki şansımız yaver giderse. Eğer ki şansımız yaver giderse 14-15 aralığında bir enflasyonla yılı tamamlarız. Eğer ki şansımız yaver giderse 14'ün üzerinde bir işsizlikle yılı tamamlarız. İşler terse dönerse, ki dönme ihtimali çok yüksek, işte o durumda büyük bir kur şoku yaşarız. Kur şoku sonrasında ciddi bir ekonomik çıkmaza gireriz. Evet, cari açığımız bir miktar kapanır ama ne kadar kapanır tartışılır. Büyük ihtimalle 2020 kayıp bir yıl olarak karşımıza çıkar. Dolar mı? 14-15 lira civarında olur. Ha, durdurabilirsek tabii. Durduramazsak artık nereye gider onu Allah bilir. Ve gelelim Euro'ya. Doların 9 liraya gittiği dönemde Euro'da parite eğer ki yukarıda kalırsa, yani 1.18-1.20 aralığında kalırsa 12 lirayla 13 lira arasında işlem görür. Devalüasyonist bir hareket olursa, yani dolar bir anda 14-15'e çıkarsa, o zaman Euro'da 16 ile 20 arasında bir yerde olur arkadaşlar. Niye 16 ile 20 diyorum? Çünkü parite etkisine bağlı olacak. Parite 1.08'e giderse 16 civarında kalır. Eğer 1.18-20 aralığında kalırsa da 20'yi zorlamaya başlar. Sterlin aynen söylediğimiz gibi 10 lirayı aştı arkadaşlar. Eğer ki 9 liraya giden bir dolar görürsek yıl sonuna doğru, sterlinin de 14 lira civarında olduğunu görürüz. Ama devalüasyonist bir hareket yaşanır. Dolar bir anda kendisine 14-15 liraya atarsa, işte o zaman sterlini 20 ile 22 lira arasında görürüz. Kimse bu rakamları abartı olarak falan görmesin. Daha önce 7.80'e gidecek dediğimizde yok daha neler diyenler, bugün dolar kuruna dönüp bir baksınlar. Euro dolar paritesi tekrar 1.17'nin üzerine çıktı. Lagarde'ın bu açıklamaları, Avrupa'dan gelen açıklamalar ve ekonomiyle ilgili sıkıntıların büyümesiyle paritede çok ciddi bir çakılış göreceğiz. Biz şu anda bana göre euro dolar paritesinin tepesindeyiz. Faiz tekrar 13'ün üzerinde, aynen söylediğimiz gibi 14-15'i zorlayan bir faizi göreceğiz yakın zaman içerisinde. Ve altın onsu, biliyorum çok merak ediyorsunuz. Altın onsunda zirvede falan değiliz arkadaşlar. Bu seviyeden kendisine çok sağlam bir temel oluşturuyor ve emin adımlarla 2000 doların üzerine gidiyor. İlk hedefi de 2100'ün bir tık altı arkadaşlar. 2080-2060 aralığı. Sonrasında
2100'ü kıracak, 2300'ü hedefleyecek ve sonrasında 2500'e gidecek. Bu özellikle pandemi sürecinin en derinleştiği aylarda olacak. Hangi aylar? Ekim, Kasım, Aralık, Ocak aylarında. Sonrasında bakacağız. Ekonomide bir toparlanma var mı? Pandemiyle ilgili bir çözüm ışığı var mı, yok mu? Eğer ki pandemi aynı Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği gibi 2 milyondan fazla insanın yaşamına mal olursa işte o zaman risklerin iyiden iyi arttığını göreceğiz. Orta Doğu'da, Asya'da, Azerbaycan, Ermenistan arasında, Doğu Akdeniz'de, Türkiye, Yunanistan arasında, Rusya, Avrupa Birliği arasındaki gerilimlerin artması, aynı zamanda Amerika, Çin geriliminin artmasıyla birlikte altın 3000 doları zorlamaya başlayacak. Seneye bugünlerde biz altının 3000 dolar olduğu seviyeleri konuşuyor olabiliriz. Ve gram altında buna bağlı olarak arkadaşlar önce kendisi 500 liranın üzerine atacak. Ons altının 2300'ü zorlaması, kurun 9 liralara doğru ulaşmasıyla birlikte 600-800 aralığına yerleşecek. Eğer ki devalüasyonist bir hareketle 14-15 liraya giden bir kur olursa artık 1000 liraları zorlayan, hatta üzerine çıkan bir gram altın göreceğiz arkadaşlar. Buradaki ana formül beklemeyi bilmek ve süreci çok doğru okuyabilmek. Kısa vadeli işlemlerden uzak durup paranızı korumaya fokuslanmak arkadaşlar. Bunu yapan herkes parasını korumaya devam edecek, rahat etmeye devam edecek. Bunun tersini yapanlar, risk alanlarsa piyasanın aşırı dalgalı olduğu bu dönemlerde her zaman olduğu gibi kaybetmeye devam edecekler arkadaşlar. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.